Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Golvar.com'da her pazartesi benim yeni yazılarım inşallah yayınlanacak arkadaşlar. Takiplerinizi bekliyorum. Konumuz savunma hattı. Sürprizlere açık olmanız gerektiğini de bir kez daha hatırlatayım arkadaşlar. Hocam kapakta var, başlıkta var, yeter artık, daha kaç defa söyleyeceksin. Şimdi ilk olarak Fenerbahçe'den özel haberler verilmişti. Fenerbahçe'nin stoper arayışlarında bulunduğu belirtilmişti ve birçok isim ortaya atılmıştı. Öncelikle Yağız Sabuncuoğlu'nun bir haberi vardı. 3 tane isim ortaya atmıştı. Bilmiyorum duydunuz mu? Ama bu 3 isim içerisinde sadece bir isim insanların dikkatini çekmişti. İlk olarak Leo Ortiz ismini ortaya attı. Pablo Mari ismini ortaya attı ve Nino ismini ortaya attı. Bakın arkadaşlar bu süreçleri iyi dikkatle takip edin. Sonra misal veriyorum, ben diyorum ki ya sosyal medyada şu konuşuluyor, bu konuşuluyor. Ya sen de 50 tane isim veriyorsun. Şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Şimdi Leo Ortiz ismi işlerinde en mantıklısı gibi. Niye? Serie A'da oynuyor. 7,5 milyon euro piyasa değeri var. 26 yaşında. Ve yükselen değer, Brezilya milli takımına seçilmiş ama oynamamış. Zaten yani kulübünün altyapısından yetiştirdiği için de şeyi yok ama RB Bragantino, yani Red Bull Bragantino yazıyor. Bu RB demek hani biz size futbolcuyu zor satarız, siz çok bekleyin demek. Şimdi bunu konuştuk. Nino ismi gündemdeki bir isim. Açık söyleyeyim, Nino ismi eğer Transfermarkt'a, Twitter'a vesaire düşmeseydi benim sizlere hani %90 ihtimalle gelebilir diyeceğim bir isimdi. Şimdiden sonra biraz çekingi içerisindeyim. Twitter'a vesaire sosyal medyaya düşmesi biraz sıkıntı. Ya ne alakası var? Arkadaşlar bak, Galatasaray transferi beceremiyor, edemiyor. Sonra diyorlar ki Fenerbahçe araya girdi. Belki de gerçektir. Belki de aynı süreci biz de yaşamamak için bunu söylüyorum. İnşallah mesajlarımı anlıyorsunuz. Şimdi Nino ismi bence daha mantıklı. 25 yaşında 1.88'lik stoper, Brezilya milli takımının olimpiyat kadrosunda 6 kez forma giymiş, 6,5 milyon euro piyasa değeri var. Kusura bakmayın. 1 milyon euroyu almışlar. Zamanında bu sezon 31 maça çıkmış. Yani yaklaşık 30 maça çıkmış. Bunu da geçen gün detaylı konuştuk. Şimdi sosyal medyaya göre hem Nino hem Ortiz ismi Fenerbahçe'ye yakın. Şimdi bir de Denayer ismi var. Bana kalacak olsa, hani bana soracak olursanız bence Denayer ismi hani daha mantıklı gibi. Ligi biliyor, şöyle böyle kulüpsüz, 14 milyon euro piyasa değeri var. En azından bonservis vermeyeceksin. Şu ortamda bonservis vermeyeceksin. Ama tabii Galatasaray'ın, Trabzonspor'un görüşme halinde olduğu iddiaları da mevcut. Hocam iyi futbolcu olsaydı Lyon bırakır mıydı Allah'ını seversen ya diyen arkadaşlar da mevcut. Bunu da gündemimizden kenara koyuyorum. Şimdi Nino için ben şunu söyleyeyim. Hiçbir resmi teklif yapılmadı arkadaşlar. Bak hani muhtemelen bunu soracaksınız bana. Hocam Nino için kaç lira verdik? Hani Twitter'a düşmesi olur falan diyordun ya. Hiçbir resmi teklifimiz yok Nino için. Ancak bizim kafamıza belirlediğimiz bir para var. Hani şu parayı alabiliriz dediğimiz bir para var. Ben imkan vermiyorum ama olmaz olmaz da demiyorum. Eğer kafamızda belirlediğimiz parayı alırsak bedavaya almış oluruz. Benim gözümde bedavaya almış oluruz. İkincisi, şunu söyleyeyim. Rekord gazetesi Min Jae'nin Rennes'e gidişiyle Jesus'un Fenerbahçe'si Nino'yu kadrosuna katacak demiş. Bakın o kadar emin yazmışlar ki. Genelde rekordun haberleri pek çıkmaz ama ben yine de bu ihtimali söyleyeyim. Yeni Şafak gazetesi Fenerbahçe Nino için 4 milyon euro bonservis teklif edecek demiş. Yeni Şafak, yani hoşlanmadığım, hoşuma gitmeyen bir gazete. Fenerbahçe düşmanlığından dolayı. Hani kendilerine nefret ettiren bir gazete. Fenerbahçe düşmanlığı yaptıklarından dolayı. Ben Nino olabilir diyorum. Stoper adaylarından herkesin bir şeyi var. İsteği, talebi var. Mesela neydi o? Bir tane Olympiakos'ta vardı. Subato muydu? Ducato muydu? Geçen de şeyi almamışlar.
Hani onlar da bizden teklif bekliyormuş mesela. Öyle söylüyorlar. Yani hali hazırda onlar bizden bu teklifi beklerken bizim de kafamıza kestirdiğimiz isimler var. Mesela bir kardeşimiz diyor ki hocam ısrarla rica ediyorum. Sebastian Coates. Bu ismi öner. Şimdi bu ismin transfer marketine girdiğim zaman 31 milyon 31 yaşında 8 milyon euro piyasa değeri var. Fakat arkadaşlar baktığım zaman adamda C yazıyor. Yani kaptan yazıyor. Bu adam bu takımın kaptanı diyor Sebastian Coates. Hocam bak Uruguaylılar içinde Lugano'nun veliahtıydı diyor. Aman Lugano'nun veliahtı falan kimse olmasın dur. En son bir tane Lugano'nun veliahtını aldım. Aldık. Şimdi göndermek için 500 tane takla atıyoruz. Ben kefilim diyenler de ortada yoklar. Bu arada Lugano'yu da konuşacağım. Şimdi lider stoper 7-8 gole katkı verir. Jesus'un eski öğrencisi, sözleşmesinin son senesi. Tam büyük takım stoperi diyor. Fenerbahçe için ideal stoper. Aslına bakarsanız Fenerbahçe bir kumar. Büyük bir kumar oynadı. Ne kumar oynadı? İki genç stoper oynatma kumar oynadı. Arkadaşlar dünyada takımlara dikkat edin. Kolay kolay hiçbir takım iki tane genç stoperi aynı anda oynatmaz. Bir tecrübeli bir genç oynatır. Birinin tecrübesinden, hani yaşından şundan bundan, öbürünün de onu toplayıcılığından faydalanır. Hani birini geliştirirken öbürünü satar, öbürünü geliştirirken başkası gelir yerine falan filan. Kim Minji de Salah'ı da genç. Son dönemde ama biz ne yaptık? Kim Minji'yi Serdar Aziz yaptık. Şimdi Sebastian Coates ismi 1.96 boyunda. 1.96'dan dolayı ben tırsıyorum açıkçası. Hız o kadar yüksek değildir ama Sporting Lisbon gibi takımlar hani az buz bir paraya göndermezler. O yüzden bence bu ihtimali unutsun arkadaşımız. Cengiz abi demiş ki Nahuel Ferrari reisi demiş. Nau demiş o da. Ben de ona Nau diyorum. Ama istatistikleri falan çok güzel. Biz bunu daha önce de konuştuk hatta bir kardeşimizin önerisi diye de paylaşmıştım diye hatırlıyorum. Hatırlıyor musunuz? Bir kardeşimizin çok güzel önerisiydi. Nau. Ve şu anda sanırım Galatasaray'ın görüşme halinde olduğu bir isim diyebiliyorum. Hatta bizim kanalda da çıkmış yani evet. Nau çıkmış. Şimdi 19 Kasım 98 doğumlu 23 yaşında bir arkadaşımızdan bahsediyorum. Yani 23 yaşında bir yiğitten bahsediyorum. Bu 23 yaşındaki kardeşimiz 1.89 boyunda Manchester City U23 takımında forma giyiyor. Piyasa değeri 1.5 milyon euro. Bakın buraya kadar hiçbir önemi yok. Genç. Hocam işte genç stoper. Yani az buçuk anladık yani. Asıl önemli olan kısım ne biliyor musunuz? Venezuelalı. Ve Venezuela milli takımında. As takımda ha. Yani U bilmem 6'da değil. U13 değil. Venezuela milli takımında 19 maça çıkmış bir golü var. Yani yaş 23, piyasa değeri 1,5. Venezuela milli takımının oyuncusu. İtalyan pasaportu da var bu arada onu da söyleyeyim. Yani Avrupa Birliği'nden herhangi bir takıma satabilecek olsan çabucak satabilirsin. Orada da serbest dolaşım hakkı var. Ve son 3 sezondur sürekli Portekiz takımlarına kiralanmış. Yani Portekiz geçmişi var. En baştan söyleyeyim. Portekiz geçmişi vardan. Ekvador'da oynamış. Arjantin'de oynamış. Zaten Arjantin'de çıkmış. Manchester City U23 almış. Uruguay'a kiralamış. İspanya'ya kiralamış. Porto'nun B takımına kiralamış. Moreirense'ye kiralamış. Estoril Praia'ya kiralamış. Geçen sezon. Ve oyuncunun hani Portekiz liginde 48 maça çıkıp 3 gol atmışlığı var. 3.917 dakika. Yani az buz değil. Tabi diğer liglerde de baktığın zaman çok fazla süre şansı bulamamış. Bu oyuncunun arkadaşlar Galatasaray'ın %63 anlaşmaya vardığı iddiaları var. Ben şunu söyleyeyim. Hani Atilla Szalai'nin Kim Min-ji'nin yerini dolduracak isimlerin başında geliyor. Olabilir mantıkta geliyor. Şimdi Kim Min-ji Lugano kıyaslaması yapacağım. Arkadaşlar tamam Kim Min-ji iyi stoper. Potansiyeli stoper. Ama Lugano çok başkaydı. Gözünüzü seveyim. Bak şimdi biz şu an biz Lugano'yu 40-45 lira falan alamayız. Alsan aynı Lugano'yu 40-45'ten aşağı satmazsın. Etmeyin, eylemeyin. Kanute'ler, Drogba'lar falan ki hatırlayın o dönemin en prime dönemlerinde adamları delik deşik ediyordu Lugano'ya. Ya sezonda 6-7 tane golü vardı senin en kritik maçında çıkıyordu, gol atıyordu, maç kazandırıyordu.
Yani çirkef değişik bir şeydi. Gözünü seveyim ya. Şu anda mesela yapmayın etmeyin. Uruguay, hani Lugano'nun yanına hiç kimse yanaşamaz ya. Lemos'u, Tisserant'ı, Salah'ı, Kimmich'i falan hepsini bir araya getirin. Gene Lugano etmez. Etmeyin, eylemeyin. Tamam. Kimmich'i övün. Hoşunuza gitsin. Gidişine üzülün. Lafım yok ama yani abartmayın ya. Atilla Salah'ı. Onu da konuşayım. Atilla Salah'ı içinde bak bu bizim kendi çocuğumuz Atilla Salahi, Macar. Güzel de Türkçe konuşuyor bu arada, haberiniz olsun. Bugün bir duyum ortaya attılar. Zenit'in yaklaşık 15 milyon euro teklif ettiğine dair. Ben bunları zaten söylediğim için çok da ırgalamıyor beni ama 15 milyon euro Zenit. Nottingham Forest, Fulham, Ajax, Porto, Lazio, Leeds United artık hepsini yazıyorlar. Yazarlar. Hani hepsi teklif vermeye hazırlanıyor diyor. Ben şunu söyleyeyim. Atilla Salahi'nin gitme ihtimali Kim Minji'den yüksek demiştim. Çünkü bizim ana hedefimiz, ana minvalde hedefimiz Salahi'yi göndermek. Oraya alabiliyorsak yani oraya alabiliyorsak bir sol genç bir stoper almak ve arkadaşlar sonrasında da hani sonrasında da diyeyim orayı arttırmaktı. Ama şu aşamada bazı olaylar var. Yani bazı olaylar var arkadaşlar. Nedir o olaylar? Kim Minji'nin Fenerbahçe'de kalma durumu var mı yok mu? Bunu bir düşünmenizde fayda var arkadaşlar. Yani Kim Minji'nin Fenerbahçe'de kalma durumunu bir düşünmenizi istiyorum. Sadece istiyorum. Başka bir şey demiyorum. Detaya da giremiyorum. Hocam böyle bir şey gerçekten var mı? Varsa söyle. Ben niye sürprizlere hazır olun diyorum size. Atilla Sanayi'nin gitme ihtimali de hala var. Ve ciddiyetini koruyor. Sadece bu kadar söyleyebiliyorum. Yani sadece bu kadar söyleyebiliyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Bunun dışında da Tisserant'a teklifler var ki Udinese Tisserant üçgeninde 3 milyon euroluk anlaşma üzerine görüşüldüğüne dair. Sadece ben size şunu söyleyeyim. Hocam madem öyle tamam. Yani madem öyle neden o zaman Tisserant gitmiyor? Arkadaşlar Dinamo Kiev maçı için maçtan 24 saat kalaya kadar iki futbolcu ekleyebiliyorsun diye biliyorum. Senin şu anda mevcut kadronda da Tisserant var, Lemos var. Yani şu an iki tane stoperin yazılı. Belki kimseyi alamazsan onu ekleyeceksin. Hani 20'sinden sonra bu transfer olur gibi. Yani Tisserant için yani Tisserant için arkadaşlar ihtimaller var. Ben dediğim gibi her an her şeye hazırlıklı olun. Atilla Salahi'nin gidip Kim Minji'nin kalıp oraya farklı sol ayaklı sol stoper çekilme ihtimaline dahi hazır olmanızda fayda var. Hocam adamlar serbest kalma bedelini vermiş. Allah'ını seversen şu saatten sonra değişir mi, döner mi? Ben ne dönen transferler gördüm. Ha, mantığın senin alıyor mu hocam? Mantığım almıyor. Mantığım Kim Minji'yi gitti diyor. Atilla Salahi de muhtemelen eğer bu kadar ciddi teklifler varsa Kiev maçının sonucuna göre Atilla Salahi ile de yollar ayrılabilir diyorum. Hazır para ediyorken göndermek şart. Bana deyin ki hocam Salahi'nin gitmesi mantıklı mı? Arkadaşlar Kim Minji'yi gittikten sonra savunmada kim giderse gitsin benim için mantıklı. Hani bana soracak olsan savunmada sadece Kim Minji'yi gitmesin geri kalan hepsi gidebilir derim. Serdar Aziz bile gidebilir derim. Ama Kim Minji'ye gidiyorsa o gittikten sonra diğerleri benim için çok bir önem arz etmiyor. Evet savunma kurmak zor, alıştırmak zor, tandemi kurmak zor, takıma hazırlamak, takımla uyum sağlamak zor. Ama bırakın da Jesus düşünsün diyorum. Sürprizlere hazır olmanızda fayda var arkadaşlar. Medyayı, basını takip edin. Hocam şey durumu var mı? 20'sinde Kim Minji'yi ekleyip onu oynatma durumu var mı? O zamana kadar satılmasa var tabii ki arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.